İkinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'dayız. Yokluk, açlık, ekmek kuyrukları, her şey karneyle. Bir çocuk. Üstelik su çiçeği. Çok hasta. O hasta haliyle anne babasına Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bulunan Japon mağazasında gördüğü kukla tiyatrosunu almalarını istiyor. Çocuk hasta. Hasta çocuğun isteği yapılır. Tutuyorlar o kukla tiyatrosunu, o çocuğa alıyorlar. Ve o çocuk işte o kukla tiyatrosuyla ailesine ve etrafındaki insanlara para karşılığı ilk tiyatro gösterisine başlıyor. İşte o çocuk Haldun Dorne. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hasta çocuk diyorsunuz. Hasta falan değil de ben. Aslan gibisiniz, bravo. O zaman da hasta değil. Bravo. Değil miydiniz hocam? Nasıldı 2. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul? Vallahi hayal meyal hatırlıyorum. Yalnız annem ve babam bir yere giderlerdi. Giderken şey dedi, hatırlıyorum. Annem babam sesine, Sait ekmek karnesini almayı unutma. Yani lokantalara gittiğiniz zaman bile ekmek karnesi gerekiyordu herhalde. Ekmek bile karneyle. Ekmek karneyle alıyorduk, evet. O çok hasta yatağında, hepimiz yapmışızdır onu. Birazcık nazlanıyoruz ya. Hasta yatağında, belki ameliyat oldu. Bayağında ameliyat oldu o zaman. Evet. Demek hasta yatağı. O dönemdi belki de. Evet. Yani babanıza, annenize naz, o Japon mağazasını, vitrini çok ünlüdür. Japon mağazası veriyor. Yaş günlerinde evvel, bir gün evvel oraya gider muhakkak bir şey seçerdim. Muhakkak bir oyuncak alırdınız. Ve orada görmüş olduğunuz bir kukla tiyatrosuyla oynamaya başladınız. Evet, kukla tiyatrosu hayatımın önemli dönüm noktalarından biridir. Ben çünkü çocukken yani hiçbir zaman başka bir şey olmayı düşünmedim. Hep öyle doğdum yani. Tiyatrocu olarak doğdum diyorum ben. Hani şey düşünecek, onu mu olsam, bunu mu olsam. Benim hayatım hiç geçmedi. Hep tiyatrocu olmak istedim. Ya tiyatrocu olmak istediğimi bilmiyorum. Bu işi yapmak istedim yani. İş. Çok iyi. Tiyatrocu, sinemacı falan. O kadar küçük yaşta belli olmuyor tabii. Ama yani oyuncağın sizin hayatınıza kattığı çok şey var değil mi sevgili evet. Hocam? Hemen yanı başınızda duran. Evet, çok işte güzel. Bu benimkinden çok komplike. Benim bu kadar şey değildi. Bu büyük prodüksiyon. Burada hocam bayağı masraf yaptık onu hocam evet. Burada. Burada prodüksiyon olarak bayağı masraf yaptık. 24 kişi vardı. Burada evet. Çok kişi var. Evet, evet. Peki sevgili hocam, okula başladınız. Okul hayatınızda yine tiyatroyu hiçbir zaman bir kenara koymadınız. Bak babam benim tiyatro mesela yaptınız. Şeyimde ilk okulumda şey falan yoktu. Müsamene falan yoktu. Hani bir şey oynayamadı bir. Sene sonunda yapılan gösteriler. Bir aslanı bir şey... Kelebek bir şey oynayamadım yani. Galatasaray'a kadar, ilkokulu ben Galatasaray'da bitirdim. Ortaokulu Galatasaray'da bitirdim. Galatasaray'da çok şeker bir hocamız vardı ilk gittiğim sene. O oyunlar yazardı. Onun oyunlarına girmeye çalıştım. Fakat çok komikti çünkü Hakkı Bey'di, Allah rahmet eylesin. Hakkı Bey'le o zaman teneffüs denen bir şey vardı yani ara, evet. Ders arası. 15 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Ve Ortaköy'de Galatasaray ilk bölümü şeydi. Şimdi üniversite oldu. Yandı bir arada galiba. Evet, yandı sahilde Ortaköy'de. Oradaydı. Onun şeyde dolaşılırdı böyle hani deniz kenarında. Hakkı Bey'in koluna hep insanlar olurdu. Ben de Hakkı Bey'in koluna girmeye çalıştım ama burada dördüncü bir filan olurdu. Orada dört kişi, burada dört kişi. Ben beşinci, o beşinci. Yavaş yavaş üçe, ikiye, bire kadar yaklaştım. Ve nihayet rol aldım yani. Müthiş. Bire kadar girdim, rol aldım. Kampı diye bir oyunda başladım ilk. Orada, pardon ilk şey. Demirbank diye bir oyundu. Bir banka hikayesi anlatıyordu, çocuk hikayesi. Orada 25 kuruşluk aradım. İlk oyunuz? İlk rolüm 25 kuruş. 25 kuruş? Evet. Ve de telif aldınız yani. Müthiş. İkinci rolde kamptı. 25 kuruşu oynadınız. Çok güzel. Kamptı da patenciyi oynadım. Çok iyi. Sonra koleje kadar, Robert Koleje kadar bir daha Robert oynadım. Koleji'nde o sırada Ahmet İsvan, Bülent Ecevit onlar da tiyatro yapıyorlardı. Onlar tabii, onlar benden büyük sınıftı. Sizden büyüklerdi. Onları evet. Seyrettiniz mi sahnede onları? Bülent Ecevit'den tesadüf programlara baktım sonra. Bülent Ecevit'in başrolü oynadığı oyunlara bir tanesinde ben ilk oynadım. Şeymiş, Koroydaymışım. Antigol. Çok iyi. Evet. Birlikteydiniz yani. Hatta onu programını evde saklıyorum, çerçeveletim saklıyorum. Çok güzel. Peki sevgili hocam, işte sizin çocukluğunuzda aslında oyunculuğunuz, yani her çocuk oynar ama siz böyle çok oyunu seven bir çocuktunuz. Ve bu da başınıza çok iş açtı. Arkadaşınızla birlikte, arkadaşınızın annesi hava soğuk, sakın dışarı çıkmayın diye tembihledi size. Ama siz
Akıdasında çıkıp apartmanınızın bahçesinde oynadınız. Hırsız polis oynadık. Hırsız polis ahırın damına saklandınız. Sonra ne oldu hocam? Düştüm. Evet. Ayağım işte düştü. Ayağım zedelendi herhalde ama ben aldırmadım. İşte sonra ameliyata kadar gitti iş. Yüksek bir yerdi değil mi? Yani? 4-5 metreden herhalde. Şey değil mi? Nişantaşı'nda bahçedeydi bahçede. Evet. Bahçıvan Kulübesi'nin üst tepesiydi galiba. Ondan düştüm yani. Evet. Ayağınız orada. Orada zedelendi. Kemik iltihap topladı. Ameliyat oldu ve hayatı boyunca hafif bir sakat kaldı. Yani. İşte biraz önce bahsettiğiniz hastalık o herhalde. O dönemde. O dönemde. Herhalde diyorsunuz başladı. Peki bu kitaplarınızda, kitapsız çünkü sadece o büyük sanatçı kimliğinizde değil, aynı zamanda tiyatro sanatını ülkemize kazandıran en önemli, yani bir Muhsin Ertuğrul, bir Haldun Dorman. Bunun yanında bir de yazıyorsunuz ve kitaplarınızla toplumu aydınlatıyorsunuz. Bu kitapları görünce zaten kendimi yazar olarak görmeye başladım. Meğer ben yazarmışım diyorum. Çok değerli bir yazarsınız sevgili hocam. Yani yoksa bu tiyatro sanatını sizden iyi yazan, anlatacak pek kişi yok gibi geliyor bana. Bakın şurada bir fotoğraf. Burada dadılarınız var. Evet. Bu dadılarınızla başınız dertliydi. Alman dadılar. Evet hocam. Evet dertliydim. Onlardan çok şey öğrendim yani. Güzel. Bir sürü şey öğrendim. Hani enternasyonel bir adam, bir kişiliği bir kazandırmam büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Ergen yaştaki adam Alman dadılar. Hem Almancayı çok iyi öğrendim. Türkçe'de daha iyi konuşuyordum o zaman Almancayı. Hem de yani bir takım enternasyonel şeyler de edilmiş oldum. Çok iyi. Ama yani birazcık da böyle sert davranıyorlardı. Hormonlar size. Değil, bazıları evet. Siz onları şikayet etmiyordunuz. Ya, acıyordum, şey yapıyordum evet. Nasıl bir çocuktunuz hocam ya? Nasıl büyük bir hümanizm var? Hep acıyan çocuktu. Müthiş bir hümanizm ama sevgili hocam. Yani yani ben okudukça sizin kitabınızda hayatınızdaki bu hatıraları, sizin gelişiminize hayran kalıyorum. Hayran kalmamak da elde değil. Peki sevgili hocam, savaş yıllarında o tiyatroyla tanıştınız, oyuncakla devam etti lisede. Ben Galatasaray'dayken savaş devam ediyordu. Evet, evet, evet o yıllarda. Peki sonradan tiyatroya geçişiniz, Yale Üniversitesi'ne gidişiniz. Ama işte benim niyetim oydu fakat aileme açıklayamıyordum. Hmm. Yani babam bana hani bu kukla tiyatrosunu falan almasına rağmen ben korkuyordum söylemeye. Hmm. Çünkü 1950'li yıllarda ben tiyatrocu olacağım demek bir aileye şok olabilirdi. Çok zordu değil mi? Onun için çok... Babam Amerika'da bir iş, Amerika'ya gitmişti. Amerika'ya mektup yazdım. Ve orada ama artık şey... Yani lisenin sonuna gelmiştim. Ve o mektubu heyecanla bekledim. Ne olacak diye. Orada bütün derdimi anlattım. Ve babamdan her zaman anlattığım gibi olağanüstü güzel bir cevap geldi. Ol ama en iyisi ol. Ben sana yardım ederim. Müthiş. 1950'li yıllarda... Ömer Sait Bey değil mi? Ömer Sait Dorman. Ömer Sait Dorman. Sevgi saygıyla yad etmekte. Yani şeyim çünkü gerçekten 50'li yıllarda bir iş adamının, hali vakti yerinde bir iş adamının oğluna tiyatrocu olabilirsin demesi... Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Peki siz Yale Üniversitesi'ne gittiniz. Evet. Orada tiyatro eğitimi aldınız. Fakat ben ayağım sakat olduğu için korkudan yönetmenlik eğitimi almaya çalıştım. Oyunculuktan ziyade yönetmenlik mi? Yönetmenlik daha önemli olan yönetmenlik benim için dedim. Fakat orada bana gayet rahat oyuncu olabilirsin dediler. Hem oyuncu hem yönetmen oldum. İkisini birden oldum. Harika. Orada özellikle oyunculuk tekniği dersinde size bir rol verildi. Sonra hoca sizden yani o rolü bu böyle oynanmaz dedi. Sen komedi yapıyorsun. Yürüyüşün bile komik. Yok çok sersiz, o kadar sert söylemedi. Hadi. Çok. O kadar sert söylesiydi. Ben çok lan vazgeçmiştim bu işten. Çok güzel. O zaman haymış hak. Hayır. Bak, şimdi her şey, yönetmenlik yaparken de her oyuncunun çeşitli oyunlarda sahneler yapması lazımdı. Evet. Ben de Jules Cesar'dan bir sahne yapıyordum. Orada bir şair var, onu oynuyordum. Ve her sahneden sonra bütün sınıf oyunu eleştiriyorduk. Herkes evet. Fikri söylüyordu. En sonunda Miss Welch, ki ona çok her zaman hayranım. Miss Welch, her şeyi ondan öğrendim. Yani benim oyunculuk hocam. Miss Welch dedi ki, hadi dedi, her şey doğru mu dedi. Ayana niye öyle komiklik yapıyordu dedi. Hiç gerek yok dedi. Ben dedim, sakatım da ondan dedim. Kadın kıpkırmızı oldu. Sonra düşündüm, o güne kadar 10 tane falan sahne yapmışım. Kadın ilk defa fark ettiyse, onun kadar ciddi bir kadın.
Ben bunu hayatım sonunda yapabilirim. Çok güzel. Ve dedim ki dersten sonra gittim. Ne olur üzülmeyin. Çünkü bana dedim çok büyük bir şey verdiniz. Cesaret verdiniz. Ben bundan sonra aktörlük yapabilirim dedim. Çok güzel. Çok evet. Güzel. Peki yine Amerika'da bir de trajedik bir anınız var. Özgürlük Anıtı'nı herkes bilir de, Özgürlük Anıtı'nın yanında da bir de bir ada var, Ellis Adası değil mi? Hocam orada yani o gelen insanları, pek çok insan orada içeri atıyorlar. Evet. Hapsediyorlar. Sizi de ettiler. Üç gün kaldım. Yani ben şahalı bir şekilde gemiden indim. Evet. Herkesle beraber beni sen bu tarafa geçirdiler. Ve 13 kişi biz, 13 mi 14 mi hatırlamıyorum şimdi. İsviçreliler, ben ve birkaç kişi daha, Araplar. Ellis Island'a götürüldük. Benim pasaportum her şeymiş. 2 aylık kalmış. Halbuki orada oyuncu olmam için, yani şey öğrenci olmam için 6 aylık pasaport lazımmış. Ondan dolayı yani pasaport süresinden dolayı. Ama 3 gün içeride kaldım. 3 gün. Ve o zaman Selim Saper vardı şeyimiz. Önemli bir mevkide olan New York'ta. Uluslararası ilişkilerde. O beni oradan çıkarttı sonra. Müthiş. Hocam ben Amerika'ya ilk gittiğimde kitabımızdaki bu bölümü atlamıştım. Sonradan okudum, öğrendim. Bir başka New York ziyaretimde özellikle Ellis Adası'na bunun için gittim. Gittiniz değil mi? Ben belki ben de ziyaret ettim. Sizin için gittim. Yani Haldun Dorman'ın burada 3 gün. Yani ki nasıl insanlar var değil mi? Dünyanın 4 bin yanından gelen. Belki sabıkalı, belki aranan. Yani 100 kişi. Ama biz sabıkalılar aynı yerde değiliz. Sabıkalıların bölümü ayrıydı. Başka bir yerde. Biz ise yarı sabıkalılar. Benim kaldığım yerde 40 kişi falan kalıyorduk. Evet. Müthiş, müthiş. Onu mutlaka yani New York'a giden mutlaka o adaya gitsin. Orada Haldun Dorman. Şimdi müze oldu yani. Müze. Yani sanat dünyamızın en değerli kar makinelerinden. Ben kar makinelerinden biri olarak görüyorum sizi sevgili hocam. Sanatın öncülerisiniz. Sizler sayesinde olun, binlerce insan. Sadece tiyatro değil. Edebiyat olsun, müzik olsun, resim olsun pek çok insana çok güzel ışık taşıdınız. Sevgili hocam, Bedirhami Eyüboğlu'nun bir şiiri vardır. Şöyle, Herifçioğlu Sam Michel'de koy vermiş sakalı, niçin bizim köyü, niçin Mahmut Makal'ı? Mahmut Makal, Bizim Köy adlı kitabıyla bir dönem çok popülerdi. Evet. Ve siz askerlik arkadaşınız Mahmut Makal. Evet. Neler konuşuyordunuz, nasıl? Ben Mahmut Makal'dan çok şey öğrendim ben. Yani onunla beraber olmak, ondan çok kısa bir süreydi ama olsun. Yani bir kere köy enstitüleri hakkında çok şey öğrendim. Ve benim için Cumhuriyet tarihinin en koyu kara lekesidir. Şeyin kapanması, köy enstitüleri kapanması. Köy enstitüleri kapanmasaydı bugün Türkiye çok başka bir yer olurdu. Gerçekten ben çok üzülüyorum. Varlık vergisi gibi o da Cumhuriyet tarihimizin kara lekelerinden biridir. Yani. Maalesef. Maalesef. Keşke olmasaydı. Keşke. Hiç olmasaydı. Mahmut Makal. Evet. Siz o herhalde o size köy enstitülerini anlattı. Siz ona Amerika'daki hayat, tiyatro, sanat dünyasını müthiş bir sohbet. Ben ne anlattığımı bilmiyorum ama onu bana anlattıkları bana çok önemli. İkinizi yer görme konuda çok isterdim ki yani. Yani iki aydın insan acaba neler konuşurdu. Ben bir de sizi onu mutlaka sizi görünce hep yanınızda duruyormuş gibi geliyor. Çünkü sizi o kadar çok sever, o kadar çok güzel anlatırdı ki Erol Günaydın. Ha Erol'cum. Nasıl size anlatırken yüzü değişiyordu biliyor musunuz? Ama Erol çok önemli çünkü Erol Günaydın benim Türkiye'deki ilk aktörüm. Evet. Yani onu siz onu kazandırdığınız sonuç, sayısız insanlardan biri. Yani çok şekerdi. Geçen gün işte onu anlatıyorduk. Talebeydi o. İlk ben tanıdığım zaman Galatasaray'da. Bitirmeye de niyetli değildi. Ben zorla bitirttim. Evet. Bir yere giderdik. Ben yemek yerdim. Ben biraz fazla baş bırakırım. Sonra da itiraf ettik ki başı yarısını toplarmış. Ondan geçirdirmiş. Yarısını alır. Ondan geçirdirdim ben diyor. Para 10 lira bırakıyorsun 5 lirasını alırdım diyor. Harika. Ve sizin bir de Erol Günaydın'la Altener Bulan şakaları. Yine kazandırdığınız bir güzel sanatçı Alten Erbulak. Evet, Alten Erbulak, abi dedi. Yani onu da siz, nasıl oldu Alten Erbulak? Alten Erbulak, çizer, karikatürist. Amerika'da ilk geldiği zaman küçük sahneye girdi, Boksel Ertuğrul'u idare ettiği. Evet. Orada bir oyun oynuyordu, Müdür Özkulu'da rollerden birini oynuyordu. Bakırköylüdür, evet. Bildiğiniz gibi şey, evet. Müdür Özkulu. Ve Müdür Özkulu'da her akşam tiyatroda gelmeyi Alten Erbulak diye bir karikatürist vardı. Meşhur karikatüristtir ya Alten Erbulak. Ben öyle tanıştım. Ve yeteneğini herhalde keşfettim. Bir gün işte cep tiyatrosu yapıyordu ben o sırada. Cep tiyatrosu bir rol vardı, sen oynayacaksın dedi. Ben nasıl oynarsın dedim.
Ve böylelikle ilk cep tiyatrosunda kumaşçı rolüne başladı işe. Müthiş. Ve sonra Erol Günedin'le Alten Erbulak o kadar çok şakalaşıyorlardı ki. Evet, evet. Siz buna para cezası. Nasıllardı hocam? Yani o, yani ben düşünemiyorum o iki insanı bir arada. Ben Alten Erbulak'ı hatırlıyorum. Çok küçüktüm gördüğümde. Tabii tiyatroda, sahnede ama sohbetim olmadı. Erol Günaydın'la oldum. Ama şimdi düşünüyorum ki Erol Günaydın, Alten Erbulak, başlarında Haldun Dorman. Herhalde bizim ülkemizin yani bu toprakların en altın, en güzel çağlarıydı hocam. Alten Erbulak maalesef oyunları biraz şey yapmaya, ben yokken oyunları abartmaya severdi. Ben bir kontrol etmek zorunda kalırdım. Erol değil, Erol daha ciddi bir aktördü yani. Daha, ama Alten Erbulak öyle dizginlenemez değil mi? Bazen sapıtırdı. O yüzden ben arada gidip kontrol etmem lazım. Alır gidiyor. Tam Alten Erbulak ama değil mi? Evet. Tam Alten Erbulak. Evet. Tamam. Peki ve yine çok çok değerli bir insan. İzzet Günay. Ah. Var mı yok mu? İzzet Günay. İzzet Günay benim yani keşfettiğim insanlardan biridir. Ve evet, bugüne kadar bir tek defa bir potunu, bir saygısızlığını hiç görmedim. Dünyanın en şeker, en efendi adamıdır yani. Çok iyi. Ve hala görüşüyorum, hala çok seviyorum karı koca ikisini de. Ve gerçekten çok efendi insanlardır. İzzet Güney'i nasıl tanıdınız hocam? Onu nasıl keşfettiniz? Efendim bir an işte kurs veriyordum ilk gittiğim yaşıma bakmadan. Evet. Genç yaşıma rağmen kurslar yapmıştım ve şey açtık yani. Ya, ne derler ona? Yani isteyen müracaat etsin diye gazeteye ilan verdi. İlan verdi. İzzet Günay müracaat edenlerden biriydi. Ben çok beğendim şeyini. Tam yazacakken o da geldi. Geldi, şey tiyatroya geldi. Ben buraya resimlerimi göndermiştim. Cevap gelmedi. Sizden o resimlerimi istiyorum. Biz de seninle şimdi sana mektup yazıyorduk dedik. Çok güzel. Ve böylelikle İzzet Günay Kara Ağaçlar Altta adlı oyunla ilk defa tiyatroya adımını atmış oldu. Cep tiyatrosunda mıydı o? Hayır, bu küçük sahne. Daha küçük sahne. Artık şeye girmişti yani küçük sahne. Anladım. Cep tiyatrosunda küçük sahne. Bu sizler bunu bırakmıştı. Bırakmıştınız. Ben askerliğimi bitirmiştim. Bana teklif etmişlerdi. Yani. 57 senede başladım. Bu 57'de oluyor. Evet. İzzet Günay. Yine hocam, benim okuduğum kitaplarınızda sizin kazandırdığınız sanatçılar, tiyatro kursuna gelenler, Göksel Kortay. Göksel Kortay, ben o Amerika'da eğitimini yaptım ama sonradan... Sonradan geldi. Geldi. Yılmaz sonra... Güney. Yılmaz Güney, ben... Tuncel Kurtis. Ya ben Yılmaz Güney, üç dersime falan geldi. Evet. Tuncel Kurtis, evet. Tuncel Kurtis. Tamam, o tiyatrocu, oyuncu zaten. Yılmaz Güney zaten tiyatroya böyle bir ara edebiyata da girdi Yılmaz Bütün adıyla. Ama Yılmaz Güney eğer sonra... Adana'dan film teklifi almasaydı, derslere devam edecekti. Evet. Üç dersime falan geldi. Sonra sinema tercih etti. Sinemacı. Ama Tuncel Kurtis... Tuncel Kurtis'le bayağı çalıştık. Epeyce hocanız oldu değil mi? Peki, sevgili hocam... Muhsin Ertuğrul. İlk nasıl tanıdınız? Ben küçük sahneye girdim. İşte Amerika'da mektup yazdım ben. Küçük sahneye açıldığını duydum 55'te. Evet. Ben de mektup yazdım. Ben sonra da talebeydim. Evet. Amerika'da. Ben Türkiye'ye gelince sizden çalışmak istiyorum dedim. Kendimi anlattım. Ona randevu almışlar. Emin Belli diye bir aktörü vardı. Doktor Emin Belli. Onun oğlu Hamit de benim Galatasaray'dan çok yakın arkadaşımdı. Hamit Emin Bey vasıtasıyla şey almış. Randevu almış. Ben Türkiye'ye okulda bir yaz için döndüm. Bir yaz Türkiye'de geçirecektim. Ve ilk Muhsin Bey'i ziyaret ettim. Gayet sempatik karşıladı. Bekliyorum seni dedi. Ve Amerika'dan döner dönmez geldim ve provaya başladım. 1,5 sene Muhsin Ertuğrul'la çalıştım. Sonra Ankara'ya gitti. Devlet tiyatrosunun başına. Ben de askere gittim. 57'de kendi tiyatromu açtım. Bu pardon 55'de ama 55'de 53 filan. Şey olan mektuplaşma işi. 52-53. Çok iyi. Yine o kadar güzel insanlar var ki aslında bakıyorum da yani Haldun Dorman olmasaydı bu ülkenin aydınlanma tarihinin, sanat kültür tarihinin yarısı yoktu. Ayfer Feray. Ayfer Feray evet olmayabilirdi. Benim çok sevdiğim bir insan. Onu nasıl keşfettiniz? Onu nasıl? O beni keşfetti. O beni keşfetti. Çok güzel. Çok güzel bir keşfetini kazanmıştı. Evet. Nişanlısı vardı Nevzat Bey. Şair. Evet. O ben papaz kaçtığı provalarına başlarken o getirdi. Ben Ayfer'in sizden çalışmasını istiyorum dedi. Ve Ayfer'le öyle tanıştık. Sonra aynı Nevzat Bey Ayfer'in bu kadar başarılı olduğunu görünce provalarda premiere göndermemeye kalktı onu. Aa. O evet ufak bir şey geçirdik böyle. Premier günü Süreyya sinemasında tıklım tıklım dolu. İlk defa ben reji yapıyorum böyle şey. İlk defa Dormetios'a ait bir şey yapıyorum. Papaz kaçtı diye. Ayfer gelmiyor. Ve birdenbire geldi. Ben oynayamayacağım. Kusura bakma dedi.
Çok ilginç. Evet. Hayır, yanlış anlatıyorum. O bir gece sonra oldu. Evet. Bir gece sonra oldu. Kendisini ikna etti. Ben değil, daha doğrusu Sevim Çavdar diye bir kostüm yapan çok yakın dostum vardı. O ikna etti. Ve Alfer oynadı. Fakat Alfer oynamasaydı ben herhalde Amerika'ya geri dönerdim. Yani ya ilk yaptığım iş bu kadar şey olsaydı, yani başarısızlıkla başlasaydı. Bir moral bozukluğu dönerdim yani. Ama Allah'tan Sevim'e büyük saygı duyuyorum. Allah rahmet eylesin. O ağzından girdi, buradan çıktı. Bunu yapamazsın, böyle bir şey yapamazsın filan diye onu ikna etti. Sizin anne babanızınla tanışması çok önemli benim için. Çünkü baba Ömer Sait Bey, anne Nimet Hanım. Evet. Yanlış anımsamıyorsam. Bir sinema salonunda tanışıyorlar. Sinema salonunda tanışmıyorlar. Sinema salonuna gidiyorlar beraber. Beraber gidiyorlar. Anne baba bu saati soruyor. Baba da saati tembirciye vermiş. Çok utanıyor saati olmadığı için. Atıyor bir şey. çok güzel. Süreyya sinemasında Kadıköy'de Tarzan filmi. Galiba evet. Kitabınızda öyle okumuştum, evet, ben. Biraz hatırlıyorum. Ben de daha çok hatırlıyorsunuz. Ben unutmuyorum bir şey. Daha doğru. Ben de yazdıklarımı kendim unutuyorum. Merak etmeyin hocam. Yazan unutuyor zaten değil mi? Yani, o zaman nişanlıymışlar zaten. Nişanlılar. Evet. Yani babam Kıbrıslı, annem İstanbullu. Yani isteme usulüyle galiba. Evet. Veyahut aracı usulüyle nasıl evlendiler bilmiyorum ama. Yani nişanlıymışlar. O ilk gittikleri yerde bir sinema işte. Tarzan yani, filmi de. Ama şey de var, yengem de var. Yengemlerinde muhakkak biri vardı o yıllarda. Değil mi? Tabii o yıllarda. Bir göndermiyorlar. Yani yengem de var yanlarında. Saati soruyor annem. Laf olsun de. Sinemada saat sorulur mu? Evet. Laf olsun de saati soruyor. Babam da cevap veremiyor. Uydurma söylüyor, bir şey söylüyor. Çok güzel. İşte Haldun Doğan benim başlangıcı burada. O iki güzel insanın tanışması, sinema ve onların çocukları. Babam olmasaydı ben zaten bugün ben olamazdım. Yani babam hakikaten... Her şeyin kökeni. Evet. Babanız aslında Kıbrıslı değil mi? Babam Kıbrıslı. Ama eğitimini Londra'da, İngiltere'de tamamlamış. Ve bir daha Kıbrıs'a dönmedi. Hukuk eğitimi alıyor yanlış anlamda. Yok, bildiği kadar şey alıyor. İş eğitimi. İş. Evet. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Ve İstanbul'a geri dönüyor. Şey gitmiyor. Yani Kıbrıs'a dönmüyor. Türkiye'de iş yapacağım diyor. Türkiye'de kalıyor. Türkiye'de kalıyor. Hocam, Eskişehir'de bir siz turneye çıkıyorsunuz. Otel odalarında birinde tabii ki Alten Erbulak, Erol Günaydın ayrılmaz. Siz Eskişehir'de yanlış anımsamıyorsam İzzet Günay'la bir odada kalıyorsunuz. Ve birdenbire gece iki tane havacı subay geliyor. Hatırlıyor musunuz onu? Evet. Şey de olmuştu yani daha evvel de o devrim olmuştu. Evet. Aynı yıl. 2-3 ay sonra bir de bir kapı açıldı. Gece saat 1'inde iki tane subay geldi. Tutuklandınız mı dediler? Bir şey de öyle bir şey dediler. Tutukladılar sizi. Doğru. Bir bayağı korktuk yani. Korkulmaz mı? Ne oldu ya biz bir şey yapmadık falan dedik. Meğer şeymiş Akrem Boray'la. Ahmet Tarık Tekçi değil mi? Evet Ahmet Tarık Tekçi. Şehir kılığına girmişler. Asker kılığına, asker kılığına girmişler. Bizi tutuklamaya gelmişler. Yani şimdi biz sizin o güzel eserlerinizle tiyatroda çok seviyoruz, hüzünleniyoruz, gülüyoruz. Ama bakıyoruz da arka tarafı bizim bilmediğimiz o kadar çok güzel anılar var ki, o kadar harika şeyler var ki. Az önce anlattığınız bu olay gibi. Ama insan ilk benim gibi 250 sene yaşayınca duranlısı olacak. Canım hocam benim. Siz çok yaşayın çünkü bakın şu fotoğraf, ben o fotoğrafı o kadar çok seviyorum ki. Ben de o fotoğrafı çok seviyorum. Muhteşem bir fotoğraf. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Haldun Dorman, ustaların yani ustası. İhtirasım belli oluyor. Yıldız Dergisi okuyorum galiba. Evet, Yıldız Dergisi okuyorsunuz. Merakım belli orada. Okuduğunuz kitaplar hocam çocukken, çocukluğunuzu tabii çocukken, sonsuzlar. İlk... Ben çocukken değil de 12 yaşımdan 20 yaşına kadar gerçekten ne var ne yok hepsini okudum. Dostoyevski'leri, Andrei Jitler'i falan 17-18 yaşında hepsini bitirdim. O kadar çok okumuşum ki şimdi canım okumak istedim. Ben çok oyunları zar zor okuyorum. Yani... Peki... Pek çok yazar, edebiyatçı dostunuz oldu bu arada değil mi? Evet. Yani onlar arasında Melih Cevdet Anday, ne bileyim. Evet, Melih Cevdet Anday'la beraber şeyle beraberdik. Evet. Konservatuvarda beraber. Sabahattin Kudret Aksallar, ne bileyim o dönemin. Çok fazla bir yakınlığım olmadı onlarla. Ama onlar da yani sanat, tiyatroyla çok iç içe olan, oyunlar yazan oyuncular. Peki hocam, radyo oyunları. Radyoda çok uzun süre program yaptım. Evet. İlk nasıl başladı hocam o radyo oyunları? Onu hatırlamıyorum şu anda ama işte ilk başta şeyi müzikallere bir bilet diye bir program yaptım. Müzikalleri alıyordum. Sonra çok tutunca
Yine müzikalle ilgili. Yani 5-6 senedir radyo programı yaptım. Hep müzikallerle ilgili olarak. Tabii arada bir oyunlarda da oynadım, radyo oyunlarında ama benim yaptığım önemli program müzikal programlardı. Müzikalde bir star filan gibi. Müzikallere hep böyle, yani Haldun Dorme denince tamam tiyatro çok geniş bir alan ama müzikaller hep sanki böyle ilk geliyor. Müzikallere karşı bir sevginiz... Ama o... çok sevgi ve zaten beni oyuncu yapan, yani o tiyatro cevabında galiba seyrettiğim film müzikalleri oldu. Benim çünkü çocukluğumda müthiş Hollywood filmleri vardı, müzikaller. Onlar beni gerçekten evet çok etkiledi ve bugün şey, insan olmamda çok şeysi oldu. Tesir oldu. Hocam Beyoğlu'na en son ne zaman gittiniz? İstiklal Caddesi'ne yürü. Beyoğlu'na gitmemeye çalışıyorum. Gideyim mi? Ne acı değil mi? Ha, sizin için daha da acıdır. Yani ki ben 60'ların 70'lerin Beyoğlu'sunu bilen biri olarak çok üzülüyorum. Ben de. Hele ki siz. Önümüzdeki haftalarda Beyoğlu'da bir oyunu var. Şimdiden Karalar Bağladı. Pera'da. O eski bir güzelim Melek sineması. Veyahut şey işte neyse İpek, Melek hepsi bir yerde karıştırdılar. Pera oldu. Grand Pera oldu. Kötü de bir sahne oldu. Çok kötü bir sahne. İşte orada oynayacağız galiba. Ama böyle İstiklal Caddesi'ne çıkıp yürümek hiç içinizden gelmiyor. Yok yok yok. Kapılıyordu arabaya beraber. Oysa bir dönem o İstiklal Caddesi'nde sanatçıların sizin gibi sanatçı insan, aydın insana gittiği kafeler, tabii, mekanlar. Tabii tabii. Tosun Boran'ın peyhanesi, işte bilmem ne filan bir sürü vardı yani. Evet. Nuh'un gemisi vardı bir de değil mi? Nuh'un gemisi vardı evet. Nuh'un gemisi neredeydi ben onu hiç bilmiyorum. Yeni Meleğin Altı'ydı. Ha, Yeni Meleğin Altı mıydı? Altıydı. İşte ben Altan Erbulak'a teklifi orada yaptım. Altın Erbil orada yiyin. Yani, Nuh'un gemisinde. Sen oynuyorsun dedim, oynamıyorum dedim. Oynuyorsun dedim, işte orada yaptım. Müthiş. Yani Nuh'un gemisi... Hocam siz gerçekten Nuh'un gemisisiniz. Ya sizsiniz yani. Hakikaten. Yani bu bizim sanat dünyamızın Nuh'un gemisi kim dersek... Yani hiç aklıma... Haldun Dorman derim. Sinema sevgili hocam. Sinemayla... Ben aslında tabii tiyatrocu olmak için... sanatçı olmadım. Ben sinemacı olmak istiyordum. İşte sinema çünkü sinema çok etkilediği için, tiyatro da etkilemişti ama sinema daha çok etkiledi. Bir özellikle bu müzikaller beni çok etkilemişti. Aslında sinemacı olmak için Amerika'ya gittim. Hakikaten dedim ki iyi bir tiyatro eğitimim olsun. O kafa, o genç kafamda nasıl olduysa öyle düşündüm. Ondan sonra sinemacı olurum dedim. Sonra tiyatroda esir kaldım. Ama sinema yaptım yine. 1960'lı yıllarda kendi şirketimi kurdum ve film yaptım. Filmler ödül kazandı ama para kazanmadı. O yıllarda öyleydi değil mi hocam? Öyle. Evet. Yani biraz erkendi bazı şeyler benim için. Fedakarlıkla. Oyuncakçı dükkanı. Evet, unuttum bir oyun. Şey, bir Fransız oyunu galiba. Evet, Rusya galiba. Evet. Şey oyundu. Gülü Suriye'den İzzet Günay başrolleri oynuyorlardı galiba. Evet. İlk stajyeriniz İzzet Günay. Başrol oynadığı bu güzel kitaplardan biri. Peki sevgili hocam, Sürçülisan Ettikse adlı kitabınızda bu kitap hangi yıl yazdınız hocam? Bu baskısına bulabilir miyiz? 70'li yıllarda galiba. 70'li yıllarda değil mi? 73 mi? Evet. 70'li yıllarda yazdınız bu kitap. Yani baskısı var mı bunun sevgili hocam? Yeni baskısı var mı? Var. Şey, Yapı Kredi bunların baskısı. Yapı Kredi yayınlarından çıktı değil mi? Mutlaka okunması gereken bir kitap. Yani üçünü bir arada bastı. Mutlaka. Bunu Antrak ve ikinci parti. Üçünü bir arada bastı Yapı Kredi. Mutlaka okunması gereken bir kitap. Yani Anılar bu, diye bastı Yapı Kredi. Ama yani bu tam bir toplumu, bir dönemi anlatan, bütün sanat tarihini anlatan, çok da güzel, harika bir diliniz var. Yeni bir değeren. Zaman zaman. Çünkü otobiyografi yazanların çoğu kendilerini şey yapmıyorlar, yermiyorlar. Ben objektif olduğum için ben kendimi de yerdim. Evet hocam, yani müthiş bir ironi var sizde kendinize karşı hiç. Böyle esirgemeden, rahatlıkla kullandığınız, çok gördüğümüz, alıştığımız bir davranış değil bu. Ama doğrusu ya, insan kendini olduğu gibi görmesi gerek değil mi? Bravo. Ben kendimi olduğu gibi görmeye çalışıyorum ben. Görüyor muyum, görmüyor muyum bilmiyorum ama görmeye çalışıyorum. Ve onun için hatalarımı da görüyorum. Yani şu kitabın arkasında koymuş olduğunuz fotoğraflarda bile, tek bir fotoğraf karesi bile o kadar şey anlatıyor ki. Bakın şu da benim çok sevdiğim fotoğraflarınızdan biri. Bu da çok sevdiğim dadılardan biri. Evet. Frau Lina. Aa, o dadılardan biri mi? O çok sevdiği bir kadın. Evet. O ama benim bir tane fazla kardeşimin dadısıydı. Çünkü ben o zaman büyümüştüm bayağı. Evet. Ama evdeydi yani. Evet. Sizden önce bir kardeşiniz vardı ne yazık ki yaşayamayan, değil mi? Benden evvel Şimal diye bir kardeşim varmış. Evet, 3 aylıkken, 4 aylıkken ölmüş. Onun üzerine babam beni ve kardeşimi diplomalı hemşireyle büyütmeye çalıştı. Bu yüzden? Evet. Bu yüzden? Çünkü evdeki şeylerin, büyük annelerin, büyük teyzelerin şeyi yüzden, bilgisizliği yüzden hastalanmış kız Şimal. Şimal, evet. Ondan dolayı aman bir daha bu acı olayı yaşamayalım diye... Böyle dadılar birbirinden
Kaç tadı oldu hocam? Bayağı, sizde bayağı tadı eskiden... 500 tane falan oldu hocam. Yani 15 tane falan oldu galiba. Peki sevgili hocam, ve tiyatroyu hiçbir zaman bırakmadınız. Yani tamam, konuşurken bile diyorsunuz ki acaba hatırlamıyorum ama o kadar güzel hatırlıyorsunuz ki. Ve hala Kibarlık Budalası o müthiş oyunculuğunuzla... Dün akşam kaçıncı oynadık? 632 oldu mu? 632 oldu. 638. oyunu dün akşam, evvelsin akşam Karşıyayla İzmir'de oynadık. İzmir'de oynadınız ve devam ediyor. Ediyor ve dolu dolu gidiyor. Ben ona şaşıyorum. Niye bu kadar doluyor anlamıyorum. Ve Molière, Türkiye'de Molière büyük bir rekor kırdı bence. Harika. Molière'i demek çok seviyor Türk birisi. Şu anda Molière'i biz oynuyoruz. Cibri diye bir oyunu oynanıyor. Feri Baycu şeyi oynuyor. Unuttum. Yine bir oyunu falan. Yine şeyin bir oyunu oynuyor. Rol. Yani şu anda 4-5 tane Molière var oynanan. Hepsi de tutuyor. Türkiye'de şu anda. Şu anda İstanbul'da. Türkiye'de belki 10 tane var. Peki Türkiye dedik de. Yani artık Anadolu'ya çok turneler. Sizin o dönemlerde 60'lar, 70'ler daha çok mu turneye çıkıyordu? Yok, ben şimdi de çok turneye çıkıyorum. Siz çıkıyorsunuz ama genelde baktığımız zaman tiyatro Anadolu'da daha çok oynanıyordu. Sanki bir gerileme var mı hocam? Yok. Çok herkes çok tiyatro olduğu için şimdi mecburen Anadolu'ya gidiyor insanlar. Çünkü İstanbul'da o kadar seyirci, o kadar eserlerini sergileyecek sahne yok, bina yok. O yüzden isterseniz gidiyorlar. Biz de çok gidiyoruz ve ben çok mutlu oluyorum Anadolu'ya gittiğim zaman. Yani en son gene bir büyük Anadolu turnesine çıktık. Ben şeye kadar, Van'a kadar gittim. Van'ı ilk defa gördüm. Ve bayıldım yani. Bunları görmüş oluyorum. Tarihi yerleri görmüş oluyorum. İnsanları tanımış oluyorum. İnsanlar beni tanımış oluyor. Ben çok mutlu oluyorum turnelerden. Gitmediğiniz yer kaldı mı acaba Anadolu'da? Var. Tek tük vardır. Bir var. İki tane çıkmaz sokak gibi olan yer. Bir de çok mutlu eden bir şey var. Şimdi Anadolu'da yani şehir tiyatroları mutlaka var. Çok şehirde var. Yani şehir tiyatrosu olmayan yer aşağı yukarı yok gibi. Devlet tiyatrosunun şubeleri var. Bir de alternatif tiyatrolar var. O beni çok mutlu ediyor. Yani mesela şu an gidiyorsunuz İzmir'e. İzmir'de aşağı yukarı 10 tane alternatif tiyatro var. Samsun'da 6-7 tane alternatif tiyatro var. Yani bunlar hoş şeyler. Müthiş, müthiş. Ya bu Oyuncak Müzesi'nde bile benim oğlum Ali Ozan Helikon adlı bir oyun gerçekleşti. Duydum o oyunu, evet. Evet. Her odada başka bir şey oluyormuş. Her odada oyuncular bir oyuncağın öyküsünü oynuyorlardı. Ve seyirciler gezerek. Peki onu devam etmeyecek misiniz? Sevgili hocam, yani aslında etmeyi çok isterdik. Daha doğrusu iş geliyor. Sponsor paraya dayanıyor yani. Çünkü mekan çok dar olduğu için tabii. Çok seyirci alamıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Yani 50-55 seyirci. 4 oda 5 oda lazım. Evet ve oyuncu kadrosu bunun sesi, ışığı, asistanlarıyla 25 kişi zaten. Dolayısıyla ne yazık ki bundan dolayı çok ama böyle bu tür oyunlar, bu tür tiyatrolar mekanlara yayılması ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hiç o güzel vallahi gibi bence her türlü tiyatronun mekanlara yayılması, herkese hitap etmesi çok güzel. Yani çünkü şimdi İstanbul'da, Türkiye'de tiyatro gerçekten çok iyi bir durumda. Bu tip şeylerin olması da çok gerekli ya, oluyor. Öyle Umut, ne güzel. Siz hep bunu söylüyorsunuz. Siz söylerken gençlere karşı büyük bir sevginiz, ilginiz var sizin. Ama yani doğrusu var. Yani doğrusu. Dünya kadar tiyatro okulu var şimdi. Onlardan çıkar herkes bir şey olmuyor ama yani olanlar da var. Çok iyi olanlar var. Yani bence Türk tiyatrosu şu anda en parlak devrini yaşıyor. Bence. Müthiş. Yani gidiyorsunuz alternatif bir tiyatroya, inanılmaz bir oyun sergiliyorlar. Bir de yazarı var, yani Türk yazarı var. Yani o kadar güzel oyunlar seyrettim ki son zamanlarda. Yani kötüleri yok mu? Kötüleri var ama iyileri de çok. Ama siz hep iyileri konuşuyorsunuz ve iyileri ne güzel. Ne iyi güzel, görmeye çalışıyorum. Ama yani gelecek asıl olan yarınsa güzeli taşıyacağız oraya değil mi? Evet. Başarıyı taşıyacağız oraya. Yani şu anda oraya. Türkçe, enternasyonel bir dil olsa, lisan olsa... Dünya çapında tiyatrolardan biri olarak kabul edilir. Gerçekten çok iyi durum. Mesela ben hep aynı misali veriyorum. Yıldız Kenter bence dünyanın en büyük oyuncularından biriydi. Ben Amerika'da şeyi seyrettim. Callas'ın oyununu seyrettim. Callas'ın hayatına ait bir oyun vardı. Ve kadın çok 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 iyiydi. Ve o sene yılın en iyi oyuncu ödülünü kazandı Amerika'da. İstanbul'a geldi, Bill Zayr'ı oyunu oynuyordu. Yıldız ondan çok daha iyiydi. Yani çok daha iyiydi ve Türk tiyatrosu bana benim çok gurur duyacağım bir şey oldu. Yıldız'ın oynaması. Bana Yıldız'ı da andık. Allah rahmet eylesin.
Hocam güzel, öyle güzel şeyler yok olmaz. Onlar hep ışığıyla. Bir güneşi kaybettik yani. Hep vardır ve hep bizi aydınlatacaktır. Çocuk tiyatrosu hocam. Çocuk tiyatrosu. Ben çocuk tiyatrosu hiç ilgim olmadı. Hiç ilgilenmedim. Hayır. Oyuncak dükkanından ilgileniyoruz, çocuk tiyatrosu ilgilenmedim. Evet, önce yani hep böyle çocuk tiyatrosu nasıl? Halbuki yani... Bu ayrı bir şey ama. Apayrı bir alan. Apayrı bir alan. Ya o çocukların şeyinin mantalitesine göre hareket etmek lazım. Benim ona hiçbir zaman vaktim olmadı. Ama tiyatrolarımda hep çocuk tiyatrosu bölümünü yaptım. Ben sahneye koymadım, başkaları sahneye koydum. Yani çocuk tiyatrosu hani şöyle yani geçiştirmelik bir şey olarak ne güzel söylediniz. Değil. Apayrı bir uzmanlık. Tabii apayrı uzmanlık. Bir ilgi istiyor değil mi? Şimdi önde gelen çocuk tiyatrosu yapıyor. Şey yapıyorlar, para koparmak için. Çok kötü şeyler yapıyorlar. Maalesef. Çocuklar çok kötü şeyler öğretiyorlar. Maalesef çoğu çok kötü. Eskiden ben çocukken Muhsin Ertuğrul'un çocuk tiyatrosu vardı. Ferit Egemen rahmetli. Evet. Ve çok güzel şeyler seyrettik. Benim tiyatrocu olmam nedenlerinde bir tanesi o belki. Sanatçı olmam nedenlerinde bir tanesi o belki. Çok iyileri var. Ama iyiliği bulmak lazım. Ama kötüsü olmamalı zaten ama değil mi? Hele ki çocuğa. Maalesef kötüsü var. Çok var. Değil mi? Geleceğin tiyatro seyircisi olacak olan değil mi? Acaba çocuğa... o öğretmenlere düşüyor hangi oyunu çocuklara seyrettirmek. Çünkü öğretmenler çocukları tiyatroya çok götürüyorlar. Allah razı olsun. Evet. Onların değil mi? Çok iyi. Tabii onların seçmesi lazım. Doğru oyuna yönlendirmesi lazım. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bakın Sevgül Hocam, çocuk tiyatrosunu söz ettik ya. Siz de ilk tiyatro oyununuzu bir kukla tiyatrosuyla başladınız. Bakın bunlar 150 yıllık. 150 yıllık. Evet hocam. Bir kukla tiyatrosunun dekorları. Bakar bayağı mısınız? Dekor yani. Evet dekor. Bunları böyle şöyle yanınızda gördüğünüz şekilde. Bakın ama ne kadar güzel. Bakın şimdi bununla oynayan bir çocuğun hayal dünyası kötü olabilir mi sevgili hocam? Evet. Şu renklere, şu ayrıntılara bakar mısınız? Bakın. Müthiş değil mi? Çok. Bizde ne yazık ki böyle bir gelenek yok ya. Ha evet vardı İstiklal Caddesi'nde, Japon mağazasında. Böyle bir iki tane mağaza da vardı o sizin çocukken gördüğünüz. Japon mağazası var mı hala? Yok hocam kapandı. Kapandı maalesef. Bir iki tane yerde vardı ama şimdi hiç yok. Neredeyse biliyor musunuz? Yani ama tiyatro çocuk tiyatrosu var. Çocuk tiyatrosu var ama bu kukla tiyatrosu çocukların yani önüne, çocukların önüne sanatı, tiyatroyu oyuncakla olarak koyma kültürü ne yazık ki ülkemizde. Bir kukla şeyimiz var ama. Bir kukla yönetmenimiz var. Kukla tiyatrosu yapan ve dünyada... Kukla festivali de yapılıyor. Evet. Bunlar da biz bu oyuncak müzesinde yapıyoruz sevgili hocam. Ha. Hatırlar mısınız? Gülhane Parkı'nda İbiş oynatılırdı. Evet. O kukla 150 yıllık bir kukladır. Ve belirli zamanlarda bizim İstanbul Oyuncak Müzesi'nin sahnesinde 150 yıllık kukla hala oynuyor. Bu yaşıyor demek o kadar. Yaşıyor kukla. Evet hocam. Evet hocam. Bakın bunlar da yine 150 yıllık kukla. Karakterler. Bakarsın. Evet hocam. Ne güzel. Avcı klasik. He? Avcı muhakkak. Çok güzel. Hani tüfekli. Sonunda çıkar gelir ya. Kurtarıcı gibi. Sevgili hocam, kaç kitap oldu sayısını hatırlıyor musunuz? Yazdığınız kitapların sayısını. Galiba... Yazar Haldun Dorman. Ama şey, oyunlarla beraber sayarsak galiba 6 oldu. Bir tane son yazdım şimdi. Daha basılmadı, basılacak. 7 oluyor. Yeni bir kitap. Evet. Ondan bundan da yeni bir kitap yazdım. Çok güzel. Neyi içeriyor hocam? İşte ondan bundan. Yani aklıma gelen şeyleri yazdım. Harika. Peki ya aklınızda o kadar çok şey aslında hani şu yazdıklarınızdan daha çok çok şey vardır hayatınızda. Yani siz dediğim ya siz hem sahnede büyük bir oyuncusunuz ama onun ötesinde sanat dünyasını kitaba kaleme okura aktarmakta da çok başarılısınız. İşte ben yaşadığım şeyleri, hissettiğim şeyleri yazdım. Mutlaka yazın. Peki hocam Anadolu'da turne, yurt dışındaki turneler? Yurt dışındaki turneler de yaptık biliyorsunuz. Evet. Özellikle İngiltere'ye yaptık. Ve İngiltere'de en önemli yaptığımız turne Yıldız Kentler'den başrol oynadığımız Dalınlar piyesinin İngilizcesi. İngiltere'de 31 gün, 32 gün İngilizce'yi dolaştık. Ve 4 tane şehirde İngilizce. İngilizce oynadık. Dalınlar'ı. Göksel Kortay, Yıldız Kentler, Nevra Selezli, Yüksel Gözen rahmetli, Nüvit Özdoğru Müthiş. Rahmetli ve ben. Kerem Yılmazer. Hepimiz İngilizce oynadık. 32 gün dolaştık. 4 şehirde. En sonunda Londra'nın meşhur Old Vic Tiyatrosu'nda bir hafta bir oynayıp bitirdik oyunu. Müthiş. Peki sevgili hocam, baktığımızda kültür politikalarında yani devlet tiyatroları ya da belediyelerin
tiyatroları nasıl görüyorsunuz şu anda onların durumunu? Devlet tiyatroları çok iyi şeyler aşamalardan geçti tabii de. Evet. Şehir tiyatrosu çok önemli. Bizleri tiyatrocu yapan müessese, kuruluş. Evet, ama zaman zaman tabii şeyler geçiyorlar. Türbülanslardan, zor dönemlerden diyorsunuz. Şimdi şey geldi Mehmet Bey geldi şehir tiyatrosunun başına. Evet. Çok iyi işler olacağını ümit ediyorum. Evet. Devlet tiyatroları konusunda hani böyle kapatılsın, oraya geçsin, bu tür şeyler duyduğunuzda ne hissediyorsunuz sevgili hocam? Ben çok üzülüyorum. Tiyatro o kadar şeye hiç gelmez. Sansüre. Yani. Ya bazen de ama tiyatroları da kapatıyor oluyor. Fazla ille sansüre tabi olsun diye bazı şeyler yapıyorlar. Sırf şey, ilgi çekmek için. O da yanlış tabii. Evet. Biz hiçbir zaman sansüre tabi olmadık. Evet. Ben istediklerimi söyledim ama yani gayet sanat o değil mi? Bravo. Zaten sanat o değil mi de sevgili hocam? Tabii. Önemli olan değil mi? Yani bu şudur. Ben şuna benzetiyorum. Yani ben koşuyorum. Birinin beni yakalaması için benim ayağımın tökezlenmesi lazım. Tabii. Yani biz kendi koşuşumuzu, kendi alanımızdaki sanatın gücünü kullanırsak zaten kimse size yetişemez ki. Ben işi sevdiğim için severek yapıyorum ve severek anlatıyorum. Yani bir şeye dokunmak için, bir şeyi aldığınca çizmek zaman zaman gerekiyor ama çok fazla altını çizmiyorum. Evet, çok o kadar güzel ama sanat da öyle bir şey işte hocam değil mi? Yani o dengeyi çok iyi kurmak gerekiyor. Onu kurmadıktan sonra iş slogana dönüyor. Yani farklı bir şeye dönüyor, ona da fırsat vermek lazım. Sevgili hocam, İstanbul ya, size görünce İstanbul yani... İstanbul. Ne diyorsunuz? Ben İstanbul'suz yaşayamam. İstanbul benim şehrim. Şimdi Amerika'dayken kalabilirdim orada. Yani çok iyi olanaklarım vardı. Ama hiçbir zaman düşünmedim Amerika'da kalmayı. Yani Hollywood'da bile çalıştım. Kitapta var o. Resimlerim evet, de var. Evet. Hollywood tiyatroları. Hatta başrol bile oynadım. Ama hep İstanbul'a dönüp Türkiye'de iş yapmaya çalıştım. Ve iyi ki de gelmişim. Hiçbir gün de pişman olmadım. İstanbul'da en çok sevdiğiniz böyle nerede oturmaktan mutlu oluyorsunuz? Ben Seçenek'te oturuyorum. Çok mutluyum ama İstanbul'da... Kaç epeydir oradasınız değil mi hocam? 30 yıldır oradayım. Evet. Evlilikteyken de oradaydım. 35 yıldır Seçenek'te oturuyorum. Çocukluğum Şişli'de geçti. Ama işte bir son yıllarım hep oraya. Siz Kadıköy yakasında daha çok böyle yazın gelen... Yazın gelenlerde. Değil mi? Çift havuzlar. Çift havuzlarda. Yazları öyle. Ve şimdi o çok komiğime gidiyor. Toparlanır, çift havuzlara yazlığa gidilir. Sanki çok uzun yermiş gibi. 15 dakika sonra gittiğiniz yer... Şişli'den çifte o yazlığa gelinir diyor. Evet, yani yazlığa gidilirdi. Toparlanıp yazlığa gidilir işte şehir bir öbür ucu. Ucu bile değil. Peki yazın çok güzel böyle şu anda Ege'de özellikle çok güzel yerlerde yazın tiyatrolar oynanıyor. Yazlık tiyatrolar açık havada. Ve insanlar Anadolu'da pek çok insan göremediği oyunlara gidip orada gidiyorlar. Tabii. Ama işte onların da iyisi olması lazım. Mesela bazı yerlerde açık havada oynuyoruz. Hiçbir şekilde dekor kuramıyorsunuz, rüzgara mani olamıyorsunuz. En son öyle bir yerde oynadık ve oyun perişan oldu yani. Rüzgar yüzünden mi? Rüzgarla savaşıyorsunuz bir taraftan. Yersizlikle savaşıyorsunuz. Evet. Savaşınca da oyun tadı kaçıyor yani. Evet, müthiş. Yani o sırada aklıma şey geldi. Kim bilir tiyatro hayatınızda, o bütün o sanal hala da ya. Yani nelerle karşılaştınız o an sahnede zorluk çıkaran, ne bileyim, dekor mu devrilmedi, ha? Ya da bir... En komiği işte Altan Erbulaklar oldu. Daha evvel de söyledim. Herkes bir kitapta da yazıyorum. Evet. Şey, MİT deneyi oynuyorduk. Çok tutan bir oyundu. İşte. Ve o zaman pazartesileri oyun olmazdı. Pazartesileri evet. Biz yakın yerlere turneye giderdik. Mesela Kadıköy'de. Kadıköy'de şimdi şey olduğu yerde bir sinema vardı. Bilmem ne sineması. Ve o sinemaya turneye giderdik. Apollo sineması mı çok eskiden? Köşede bir evet. Sinema vardı. Şeyde... Tam Suadiye'de değil yani o tramvay yolu üstünde. Evet. Ve bir oraya milletler hemen satılmış. Bitirini çok tutan bir oyun olduğu evet. için. Batarya sonra oynuyoruz. Hem altında oynuyor. Ya 5'te oynuyoruz hem 9'da oynuyoruz. Arka arkaya. Altan da başrollerden birini oynuyor. Benle beraber. Şimdi oyun başladı. Ve Altan antre yapmaz. Altan başka şeyler söylüyorsun. Ne anlamıyorum. Antre yapmam lazım. Benim hiçbir gelmiyor. Kafamı uzattım. Baktım bir kadından konuşuyor. Kadın normal giyimli bir kadın. Kadın ona diyor ki ben bilet aldım. Yerime başkası oturmuş. İyi en buradan gitmem diyor. Oyun başlamış mı? Oyun başladı gibi. Gibi. Ondan sonra gitmem diyor. Ve Altan dedi. Hanımefendi buyur ama dedi. Bu oyunun ikinci perdesi kerhanede geçiyor.
Çok güzel. Çok güzel. Ben arkadaşlar randevu önünde geçiyorduk. Randevu önünde geçiyor. Buyurun efendim. Peki sonra hanıma oturttuk yani. Haklı orada gelmiş. O Atapazarı'ndan bilet almış. 15 gün evvel. Bir yerine birine oturmuş. O anda ona hemen yanıt vermek değil mi? Müthiş bir o zeka yaratıcılıkla. Peki sevgili hocam, böyle o çok güzel oyunlar oynadınız. Sizin için şöyle ne bileyim en çok severek beğendiğiniz aklınızdan... Her zaman söylüyorum Şahane Züğürtler. Benim Şahane Züğürtler favori oyunum. Oradaki Prens Mikael rolünü gerçekten çok sevdim. Ve bittiği zaman çok sevdiğim bir insana ayrılır gibi oldum yani. Oo ne güzel dediniz. Yani 600 kere falan oynadım. Çünkü 300 kere Ayfer'le oynadım. Evet. 280 küsür kere Nevran Serezler'le oynadım. Evet. Yani işte aşağı yukarı 600 kere. Benim en sevdiğim, en bayıldığım ve en inandığım rolüm oldu. Şahane Züğürtler'deki o oyununuz. Şimdi şehir tiyatrosu sahneye koydum. Başka söyletir ben rolümü. Biraz kıskandım ama çok oynadıkları için çok mutluyum. Ayrı bir duygu değil mi? Evet. Çok sevdiğiniz bir oyunu sahnede bir başkasında görmek. Ha? Nasıl bir duygu değil mi? Kıskançlık. Ama yönetmezseniz işte o da tuhaf bir şey. O zaman kıskanmaktan hemen vazgeçiyorsunuz. Oyunu iyi olmasına çalışıyorsunuz. Harikasınız. Sevgili hocam, sevgili Haldun Dörmen, siz sadece tiyatro sanatını değil, edebiyat, müzik, resim, bütün sanatları, bütün sanatseverleri, bu ülkenin vicdanını, adaletini, kardeşlik bir berde yaşama duygusunu en çok güçlendiren, hepimizin hayran olduğu, çok sevdiğimiz... Sağ olun, utandırıyorsunuz beni. Yani onun için söyleyeyim, yani mümkün olduğu kadar geri çekmeye çalışıyorum da ama az bile söylüyorum. Sağ olun, çok değerli, büyük bir sanatçı, hepimizin hocası, ustasınız. Işığınız üstümüzden hiçbir zaman eksik olmasın sevgili hocam. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Onur duydum. Burada olmak keyifli, çok keyifli. İşte çocuğa geldiğiniz için çok çok onur duydum. Hasta yatağında bir çocuk ya da ameliyat olmuş. Anne babasıyla bir oyuncak aldırmak istiyor. İstiklal Caddesi'ndeki Japon mağazasında bir kukla tiyatrosu görüyor. Ve o oyuncağı anne babasına aldırtıyor. Sonra kendi yazdığı ilk piyesi o kukla tiyatrosuyla para karşılığında... Anne babasına, eşine, dostuna oynamaya başlıyor. Sonra bütün Türkiye'yi, insanlığı aydınlatıyor. İşte o çocuk, Haldun Dörmen.